Selamlar arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Kanalın gelişmesini, büyümesini sağlayan abone olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 1000 aboneye doğru ilerlemeye, yükselmeye devam ediyoruz. Sağ olun, var olun. Şimdi biz İstanbul güne nasıl başladı? Borsada durum ne? Bir ona bakalım. 0,66 yükselişle başladı seansa. 4906 puandan başlamıştı ama şimdi geride 0,37 puanla 4856'dayız. Geçen haftayı 4463 ile 4939 puan aralığında hareket etmiştik. Rekor kırmıştık 4939'la endeks. %7,7 yükseliş yapmıştı hafta boyunca geçen hafta ve 4874 puandan da kapatmıştık. Pozitif başladı. Borsa sabah 10'daki açılışında. Ardından baktığımızda mineral ürünleri, bilgi teknolojileri, Kobi Factoring güne %2,5 üzerinde yükselişe başlamıştı. Kimyasal, petrol ve plastik sektörü güne 1,5 oranında düşüşle başladı. Bankalar güne %1'in üzerinde kısmi yükselişle başladı. Holding ve inşaat sektörü ise %2'ye yakın artışa sahipti. Bugün tavan yapan hisselere bakalım neler var. Bugün Smart yaptı tavanını. 109'dan fiyatlanıyor. Sasa ve Ektaş ne yaptı? Tabii ki tekrar tabanda Sasa ve Ektaş. Kontrolmatik de onlara dahil oldu. Kimpur. Onlar da taban görüyor. Kötü bir başlangıç yaptılar haftaya. Şimdi Ereğli'ye bir geçelim. Ereğli'ye bir bakacağım. Bizim Ereğli. Evet. Şöyle düzelteyim. Şimdi arkadaşlar Ereğli'miz uzun bir süre şu kanalda 35-36 lira ve 25 lira, 26 lira arasında uzun bir süre yatayda tepe dip yapa yapa zikzak yapa yapa uzun bir süre dinlenmişti. Ben de bir video yapmıştım 19 Ekim'de Ereğli şikayet etme biriktirmeye başla diye bir video yapmıştım. O zaman 29 liraydı. 29 liradan 29,74'tü o akşam. Hatta bir videoda işte bahsediyordum. Bayağı bir dinlenmişti. Ereğli'ye de sıra gelecek. Yükseliş sırası Ereğli'nin de olacak diye de düşünüyordum. Hatta düşmesini 20 liralara kadar keşke düşse de 20 liralardan bu hisseyi tekrar toplayabilsek diyordum. İşte 150 tane de lot almıştım. Beklemedeydim. Fazla da alamadık. Nakit olmadığı için sepet de yapıyordum o arada. İşte Vespe, Megap, Hektaş onlardan da mümkün olduğunca toplamaya çalışırken Ereğli'ye tabii o aralarda ucuzken giremedik. 29, 30, 31 liralardan toplayamadık. Benim portföyüm diye bir şeyim var. Onu oynatma listelerinden takip edebilirsiniz. Bu ayın sonunda da Kasım videosu geliyor. Eylül ve Ekim videolarım var benim portföyüm diye. Bunu da izlerseniz sevinirim. Öyle demiştik. Keşke düşse de toplayalım, alalım demiştik. Tahminim de tuttu. Çünkü yükseliş tahminini düşünüyordum olacağını. Ve ardından bir haber geldi. Hani peletleme tesisi kurulacağını bir rezerv bulundu. 250-300 milyon dolarlık bir kar getireceğini, kazanç getireceğini, istihdam sağlanacağını açıkladı Ereğli. Ve o haberden sonra zaten küçük küçük yükselişler yapmaya başladı. Ve şu anda geldiğimiz nokta 42 lira 86 kuruşa kadar geldik. Artık direnç de kalmadı. Şurada 36 direncini de kırdı. 38 ve şu anda yeni bir direnç çizdim şuraya. 40-90 direncimiz artık. İlk direncimiz, desteğimiz oldu. Bakalım yükselişine devam edecek mi Ereğli?
Uzun vadeci ve temettücü arkadaşlar zaten Ereğli biriktiriyor. Benim de hedefim fiyatına bakmadan toplamak, biriktirmek Ereğli demir çeliği. Evet arkadaşlar, kısaca borsanın hafta açılışını değerlendirdik. Ereğli'den bahsettik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. Herkese bol kazançlar. Hoşça kalın.